Hoş geldiniz. Önce dramatik bir haber. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır meclise bir soru önergesi verdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bu soru önergesini cevapladı. Ali Mahir Başarır, vergi kıyağı ya da vergi harç ayrıcalığı tanınan şirketleri sordu. Ticaret Bakanı Pekcan o isimleri yazılı olarak aktardı. Peki kim midir o şirketler diye sorarsanız, duyduğunuz, bildiğiniz tanıdık şirketler, yani kamuoyunda eşliler olarak bilinen, saray yandaşı olarak tanınan müteahhitlik şirketleridir. İsimleri ise Limak'tır, Cengiz'dir, Kolin'dir, Makyol'dur, Kalyon'dur. Evet, büyük özelleştirmelerden otoyollara, Boğaz geçişlerinden 21B'ye dayalı olarak ihale verilmelerine kadar pek çok olayın merkezinde olan bu şirketler tamı tamına 128 kere vergi ve harçlardan istisna tutuldular. Açıklanan Dünya Bankası raporlarına göre dünyada bulunan 180 ülkede en çok kamu ihalesi alan bu 5 şirket ya da sahipleri aldıkları 150 milyar doların üstündeki ihalelere ilaveten 128 kere vergi kıyağına, vergi ayrıcalığına sahip oldular. Vallahi böyle bir tablo vasat bir demokratik ülkede hükümet düşürür. Bırakın dış dünyayı, Tayyip Erdoğan'ın üstünde tepinerek onu aşağılayarak iktidar olduğu 1990'lı yıllarda bile Türkiye böyle bir rezaleti kaldırmaz. O gün iktidarda kim var idiyse böyle bir rezillik durumunda adına istifa etmek zorunda kalırdı. Öyleyken bu rezalet bugün itibariyle maalesef haber bile olmuyor. Muhalefet mensupları bile olayı şöyle bir geçiştiriyor. Pardon ama hukuk bunun neresinde? Ahlak bunun neresinde? Vicdan bunun neresinde? Açlık sınırında olan asgari ücretten vergi alacaksınız ama öbür tarafta 150 milyar doların üstünde olan ihaleleri verdiğiniz seçilmiş müteahhitleri vergiden muaf tutacaksınız ve bunu bir kere, üç kere, on kere, yüz kere değil, tamı tamına 128 kere yapacaksınız. Vallahi Türklerin Anadolu'ya gelişlerinin üstünden 1000 yıl geçti. Emin olun bu dönem yaşanan facialar Türk tarihinin hiçbir döneminde görülmedi, yaşanmadı. En vahimi bu faciaların Türk ahalisi, Türk toplumu tarafından normal olarak görülmesi, bu oyunda ve toplumda infialin oluşmamasıdır. Peki nereden mi biliyorum toplumun bu umursamazlığını? Anketlerden biliyorum değerli seyircilerim. Bunu yapan, böyle bir şeye vesile olan, sebep olan bir iktidar partisi halen nasıl anketlere göre birinci parti olabilir? Vallahi bu tablo siyaset sosyolojisi ve siyaset psikolojisinin bile cevap verebileceği bir manzara değil. Tamam, anladık, toplum inanç ile efsunlandı, afyonlandı. Keza dehşet bir algı operasyonu var. Aynı şekilde muhalefet eksik ve yetersiz ama ortada bir cinayet var. Gelelim saray idarının tefecilere teslim olmasına. Maalesef değerli seyircilerim, İslamcı iktidar Londra'daki faiz baronlarına, uluslararası tefeci grubuna beyaz bayrak çekerek teslim olmuştur. Evet, Türk ekonomisini bundan böyle uluslararası Siyonist tefeciler yönetecektir. IMF'den borç almıyoruz diye caka satan Recep Tayyip Erdoğan, IMF'nin talep ettiği faizin tamı tamına 3 katı ile Yahudi tefecilere boyun eğmiştir. Hayır, abartıyor değilim. İşte Türkiye'nin dışarıdan yaptığı son borçlanmanın faiz oranı ortadadır. Dolar üzerinden %6'lık bir borçlanma söz konusudur ki masrafları ilave ederseniz bu borçlanma %7'ye geliyor. Oysa IMF'nin faiz oranı %1-2'ler seviyesindedir. Şunu da ilave edelim. Bulunduğumuz pandemi süreci dolayısıyla bütün dünyada faiz sıfırdır. Dahası bazı ülkelerde eksi faiz bile söz konusudur. Öyleyken Türkiye 2 ay içinde tamı tamına 675 baz puan faiz arttırmıştır. Değerli seyircilerim, %17'lik faiz eşittir %25'lik kredi faizi demek olacaktır. Yani bundan sonra kredi kullanan esnaf, müteşebbis, fabrika sahibi %25 civarında
da bir kredi maliyetiyle karşı karşıya kalacak ki aslında bu rakam bugün için geçerlidir. Çok yakın bir süreçte bunun %30'lara, %35'lere hatta %40'lara çıkma ihtimali vardır. Zira değerli seyircilerim, uluslararası finans baronlarını, uluslararası tefecileri tatmin edemezsiniz. Onlar daha diyecekler. Bakın önümüzdeki aylar itibariyle her ay yeni faiz artışlarını talep edecekler. TÜİK enflasyonunu reddedip gerçek enflasyon olayını dillendirecekler ve gerçek enflasyon üzerinden faiz artışlarını talep edecekler. Bütün bunlar aynısıyla Arjantin'de görüldü, yaşandı ve Arjantin bu noktalara savruldu. Tabloya bakar mısınız? Çok çok kısa bir süre önce faiz haramdır, faiz vatan hainliğidir deyip Merkez Bankamızdaki 132 milyar doları çarçur eden İslamcı zihniyet bugün tam tersi bir kurtuluş reçetesi, yani faizleri şaha kaldırarak ortaya çıkabiliyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün ülkeyi yöneten İslamcı kadroların inatlarını, ihtiraslarını, beceriksizliklerini, acemiliklerini ve yetersizliklerine karşı böylesine büyük bedeller ödüyor. Sevgili seyircilerim, faiz denilen şey buyrukla indirilmez, fermanla çıkarılmaz. Faiz ekonomiler için temel enstrüman değildir. Bir ülke ekonomisi faiz indirilerek ya da çıkarılarak düzelmez. Ekonomiler için olmazsa olmaz olan üretmek ve ürettiğini dışarıya satmaktır. Oysa son alınan faiz artırımı kararları ile Türkiye ihracatında ciddi bir gerileme söz konusu olacak. Buna mukabil ithalat artacaktır. Bu tabloda eşyanın tabiatı gereği dış ticaret açığı ve cari açık demek olacaktır. Pardon ama soruyorum, 40 milyar dolar civarında olan bu cari açığı Türkiye nereden nasıl finanse edecek? Yapılan bu faiz artışları sonrasında üretimin stop edeceği ortada. İfade ettim, gelinen faiz oranı itibariyle artık Türkiye'de müteşebbisin, sanayicinin üretim yapması çok ama çok zor olacak. Dahası elbette arzulamıyoruz, lakin göreceksiniz yılbaşı sonrasında şirketlerimiz binler, on binler halinde iflas etmeye başlayacak. Var olan işsizlik tablosuna yeni yeni işsizler ordusu ilave olunacak. Evet, yüksek faizin piyasalar için, reel ekonomi için vurgun ve yıkım olduğu herkeslerin malumudur. Bu arada şunun da altını çizmek istiyorum. Şirketlerin iflas etmesi durumunda o şirketlerin bankalara olan borçları da ödenemeyecektir. İşte bunun anlamı finans, yani bankacılık sektörümüzün zora girmesi demek olacaktır. Zira zaten 550 katrilyon kredi batağı olan bankalarımızın yeni şirket iflasları ve kredilerin geri dönmemesi durumunda çok ama çok zor bir sürece evrilecekleri kesindir. Evet, yüksek faiz politikası sadece reel sektör ve piyasalar için değil, bankacılık sektörü için de büyük bir tehdittir. Bugün Türkiye'yi yönetenler maalesef üretim reformları yapmak yerine finans oyunlarıyla günü kurtarmanın peşindedir. Hiçbir ekonomi borsa, kur, faiz oyunları ile ayağa kalkamaz. İlaveten hepimiz biliyoruz, Türkiye fevkalade borçlu bir ülkedir. Bugün itibariyle Türkiye'nin borcu tamı tamına 1 trilyon 934 milyardır. İlaveten değerli seyircilerim, maalesef Türkiye bütçesi her sene yüzlerce milyar lira açık veriyor. Bakın 2021 itibariyle beklenen bütçe açığı 234 milyar, yani 234 katrilyondur. Ki bu durum iktidar tarafından 2021 bütçesine konmuştur. Sorarım size, bu kadar büyük borcu olan, bu kadar büyük bütçe açığı olan bir ülkede kur istikrarı olabilir mi? Sürekli söylüyorum, bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam takır halindedir. Eksi 50 milyar dolarlık bir rezerv söz konusudur. Böyle bir rezerv tablosuyla faizleri arttırarak kurları belki birkaç hafta kontrol altında tutabilirsiniz. Lakin 2 ay, 3 ay geçmez, göreceksiniz dolar patlayacak ki aynı şeye biz 1994 olayında tanıklık ettik. Tansu Çiller krizi diye bilinen o büyük buhranda tıpkı bugünkü gibi faizler yukarıya çekilmiş,
ama dövizin patlamasına engel olunamamıştı. 9.10'da 5 olan dolar bir gece içinde 38'e çıkmıştı. Maalesef aynı tehdit, aynı gelecek bugün itibariyle de söz konusudur. Dahası bugünün şartları emin olun 1994'ün şartlarından bile kötüdür. Zira o günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile sorunumuz yoktu. Avrupa Birliği yaptırımları ile karşı karşıya değildik. Oysa bugün Türkiye neredeyse bütün dünya ile kavgalı, dış sorunlar ile ablukaya altına alınmış bir durumdadır. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük yaptırım için Mart ayını yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın koltuğa oturmasını bekledikleri ortadadır. Keza Joe Biden'ın Beyaz Saray'a taşınması ile beraber Türkiye'ye karşı büyük yaptırımların eşikte olduğu herkesin dilindedir. Ama en önemlisi Türkiye'nin üstünde Demokles'in kılıcı misali bir halk bankası dosyası sallandırılıyor. Buna ilave olarak mal varlığı konusu yine Türkiye için aynı tehdidi içeriyor. Sorarım size bütün bunlar ortadayken kurlarda dövizde bir istikrar olabilir mi? Yükselişi engellenebilir mi? Faizleri arttırarak 232 milyar dolar civarında olan döviz tasarruflarını çözdürmeye çalışıyor. Lakin geçmişteki alışkanlıklarından biliyoruz Türk ahalisi, Türk tasarrufçusu 2-3 puan için riskleri göze almaz. Dolayısıyla ben döviz tasarruflarının çözüleceğine inanmıyorum. Sınırlı yani 3-5 milyar dolarlık bir çözülmede Türkiye'nin ihtiyacını karşılamayacaktır. Değerli seyircilerim, Türkiye'yi yönetenlerin anlamadığı ya da anlamak istemediği şey Türkiye'ye güvenin olmamasıdır. Bırakın yabancıları, Türk milleti, Türk toplumu, Türk ahalisi bile bugünkü yönetime güvenmiyor. Hukukun siyasallaştığını ve sarayın emrinde olduğunu düşünüyor. Öyle olunca da tasarrufunu Türk lirasına çevirmiyor. Kuşkusuz bütün bunlara var olan enflasyon oranını da dikkate almak lazım. TÜİK rakamlarına göre enflasyon %15'lerin üstündedir ki gerçek enflasyon bütün dünya biliyor %25'leri aşmıştır. Sorarım size enflasyon bu düzeydeyken kurların stabil olması mümkün olabilir mi? Sürekli olarak altını çiziyorum. Şubat ve Mart ayları Türk ekonomisi için kıyamet günleri olacaktır. Evet sadece 1-1,5 ay yüksek faizle idare edebilirler. Lakin Şubat sonrasında kurları tutmaları mümkün değildir. Maalesef Türkiye Arjantin'in yaptığını yapıyor ve faizleri yükselterek içeride de ekonomisini zor durumda bırakıyor, şoka sokuyor. İfade ettim, yüksek faiz üretime engel bir olgudur. Üretim azlığı ise Türkiye'nin tükenişe dolu dizgin olmasıdır. İktidar bu kadar basit bir realiteyi yani üretim olgusunu görmüyor ve kellesini düne kadar sövdüğü küfrettiği Siyonist tefecilerin önüne koyuyor. Trajikomik olan bugün ülkeyi yönetenlerin bu vahameti Kur'an-ı Kerim'i ve Mevlana'yı alet ederek örtmek istemeleridir. Bizi izlemeye devam edin.